Sayın Genel Başkanım, değerli başkanlarım ve arkadaşlarım. Öncelikle hepinize merhaba diyorum. İsmim Musa Kaya, Ankaralıyım. 1976 doğumluyum, ziraat mühendisiyim. Ancak şu anda nakliyecilik yapmaktayım sitelerde. Üniversite yıllarından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin her safhasında yer aldım. Halen de aktif üyesiyim. Fakat son yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutum ve davranışları hiç hoşuma gitmemektedir. Ülkemizin ekonomik durumu ortadadır. Ülkemizde hak, hukuk, adalet kavramları ortadadır. Bu daha önceki Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyguladığı tavırlara, şu anda uyguladığı tavırlar hiç yakışmamaktadır. Mevcut iktidarın yanında yer almaktadır ve benim fikirlerimle ayrı düşmektedir. Bu sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum ve CHP saflarına katılıyorum. Sayın Genel Başkanımızın birleştirici bir tutum içerisinde olması benim bu olayı gerçekleştirmemde birinci faktördür. Sizlerin huzurunda da CHP üyeliğimi, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi kabul etmesini rica ediyorum. Bize bu platformda söz veren Sayın İl Başkanımız ve Sayın Başkanımız Durak Karabulut'a da çok teşekkürlerimi sunarım. Teşekkür ederim arkadaşlar. En sonunda Cumhurbaşkanımızın bize söylediği kadınların hakaret etmesi bardağı damlayan son damlayı taşırdı artık. Buramıza geldi. İstemiyorum. Ve istifa etmek istiyorum. Kanıtlıyorum da. Burada benim üyelik belgem. Çok pişmanım. Hepinizden özür diliyorum. Şimdiye kadar oy verip de bu hallere düşürdüğümüz için size. Ve başkanım da kabul ederse ben artık CHP'li olmak istiyorum. Üye olmak istiyorum. Durak Başkanıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İl Başkanımızdan rica kabul etmesini istiyorum. Uzun yıllardan beri AK Parti üyesiyim. AK Parti'den başka hiçbir partiye oy vermedim, vermeyi de düşünmüyordum. Ta ki 5 yıla kadar. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, laiklik ilkesinin yok edilmeye çalışılması, adam kayırmalar, hukuk sisteminin ve eğitim sisteminin çöküşü artık bizim buramıza kadar geldi ve bu sistem yürüyemez oldu, ilerleyemez oldu. Sayın Durak Karabulut Başkanımla tanışana kadar ben hala AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyordum. Ama Durak Karabulut Başkanım bizleri anlattı, oğlum bu işler böyle olmaz dedi, yapmayın etmeyin dedi. Biz de yanlış yaptığımızı anladık ve CHP saplarına geçmeye karar verdik. Bizi yönetenler Osmanlı'nın son dönemleri misali zevki sefa içerisinde yaşarken halkı sefalet ve yoksulluk içerisinde bıraktılar. Ve bundan sonra halkın birleştirici gücü olan hiçbir menfaat ve kendisinin gelirini, para şeyini düşünmeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da izniyle CHP saflarına katılmak istiyorum. Ayrıca bizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu çatının altında toplayan Sayın İl Başkanımız ve Durak Karabulut Bey'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Huzurlarınızda AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Ben kaç senedir AK Parti'de üyeydim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çoluğumuz çocuğumuz çok mağdur durumda oluyor. Karabulut'u dinledim. Sözlerini mantıklı buldum. Şimdi o partiden ayrılmak istiyor. Hiç kimseye de kırmadan, konuşmadan konuşacağım bu kadar. Başka bir şey yok. Önce hepiniz hoş geldiniz. Özellikle 2018'den sonra büyük sorunlar yaşıyoruz hepimiz. Ve hepimiz biraz geleceğe endişeyle bakıyoruz. Ve sorumluluk taşıyan herkes şu soruyu kendisine soruyor. Ya ne olacak bu memleketin hali diye. Fakiri daha fakir oldu, zengini daha zengin oldu. İşsizlik diz boyu. Pek çok sorunumuz var. Öncelikle şunu ifade edeyim. Beni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ama benim hayatım sizlerin yaşadığı şekilde geçti. Bir şekliyle aynı hayatı bir şekliyle paylaştık. Öyle çok varlıklı bir aileden gelen birisi değilim. Ama bütün felsefem şu, bütün inancım şu, bütün çalışmam şu. Bu memlekette hiçbir ayrım olmaksızın hepimizin huzur içinde yaşaması. Her ailenin, her evin huzuru olursa aslında hepimiz huzur içinde yaşarız. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset toplumun sorunlarını çözme sanatıdır. Siyaset düzgün insanların işidir. Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme şansı yoktur. Köşeyi dönme şansı yoktur. Siyaset halka adanmışlıktır. Bir kişi eğer gerçekten yoksulsa ve siz onun yanında değilseniz, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, siz o ailenin yanında değilseniz, bir ailenin kederi var ve o kederin yanında değilseniz, bir sanayicinin, bir esnafın, bir çiftçinin derdi var ve siz onun derdini çözmek için çaba harcamıyorsanız, sizin siyasette olmanızın bir anlamı yoktur. Siyaset böyle bir şeydir. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi bizim kullanma şansımız zaten olamaz. Allah'la kul arasındaki ilişkiye bizim müdahale etme şansımız zaten hiç olmaz. Dolayısıyla inancınıza saygı, kimliğinize saygı, kimliğe de saygılıyım. Herkesin kimliği kendi şerefidir efendim. Değerlerimizi, kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız. Ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda. Peki siyaset kurumunun görevi nedir? Siyaset kurumunun görevi herkesin geliri olsun, herkesin işi olsun, herkes çocuğunu güzel bir okula göndersin, iyi bir sağlık sistemi olsun, caddemiz olsun, parkımız olsun, yolumuz olsun, Türkiye'nin itibarı olsun, Türkiye zenginleşsin, hiç fakir olmasın bu memlekette. Siyasetin konusu budur. Biz şimdi bu konuları bir tarafa bıraktık, başladık birisinin kimliğini, birisinin inancını, birisinin yaşam tarzını sorgulamaya. Ve dolayısıyla Türkiye kamplaştı. Çok kamplaştı. Neredeyse birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Bizde güzel bir laf vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Ya biz komşularımızla geçinemez noktaya geldik. Siyaset yüzünden. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak istiyorum. Buradan Türkiye çekip çıkmalı. Herkes komşusuyla huzur içinde gezmeli, konuşmalı, eğlenmeli, çocuğunu parka götürmeli. Şehirler beton ormanı olmamalı. Şehirde ağaç olmalı, şehirde park olmalı, şehirde güzellikler olmalı. Her yerde siyaset halkına hizmet etmeli. Bütün hedefim bu, bütün amacım bu. Beraberiz, birlikteyiz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla dertlerimizi paylaşacağız, sevinçlerimizi de paylaşacağız. Çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşamasını isteyeceğiz. Bakın, dün Ordu'da gençlerle beraberdim. Hepsi umutsuz, hepsi. Geleceği acaba yurt dışına gidip gelecek, orada daha iyi şartlarda çalışabilir miyiz diyorlar. Onlar bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın burada çalışması lazım. Burada üretmesi lazım. Burada kazanması lazım. Burada büyümesi lazım. Burada sevilmesi lazım. Varsa bir derdi, hep beraber o derdi birlikte dertlenmeliyiz. Ama Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bir dönüşüme ihtiyacı var. Ben size değişimi, dönüşümü, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstermeyi, temel kural edinmeyi vaat ediyorum. Benim temel hedefim bu. Beraber yaşayacağız, birlikte yaşayacağız, bütün güzellikleri birlikte paylaşacağız. Bütün hedefim bu. Bu hedefi gerçekleştireceğiz inşallah. Hak, hukuk, adalet. Şu konuya da kısaca değineyim. Kim haksızlığa uğramışsa ben mutlaka onun yanındayım. Eğer haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında olmak zorundasınız. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen hapishanelerde olan, gerçekten haksız yere yatan, mahkeme kararları uygulanmayan insanlar da var. Yazıktır, günahtır. Siz haksızlığı alkışlayamazsınız. Kim haksızlığa uğradıysa onun sözcüsü olursun. O efendim sizin partiye oy verir vermez, böyle bir ayrım yapamazsınız. haksızlığa uğrayan kişinin hakkını teslim etmek zorundasınız. Bir arkadaşım söyledi, hak, hukuk, adalet kalmadı diye. Kalmadı. Ben bunun da farkındayım. Ben bunu da biliyorum. En çok saldırıların bana olduğunu bilmenizi isterim. Bölücü terör örgütü bana saldırdı. Çubuk'ta linç girişimi oldu. Bir şehit cenazesinde gene İstanbul'da üzerime tabanca mermisi atıldı. Tehdit edildim. Ama inanmanızı isterim. Asla yılmadım ve yılmaya da niyetim yoktur. Asla. Çünkü ben ülkemi seviyorum. İnsanımı seviyorum. İnsanıma hizmet etmek istiyorum. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet sisteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hepsi alnımın teriyle kazandığım mal varlığı. Dolayısıyla mal varlığımı gizlemek, acaba gizleyerek bir şeyler elde ettim bu vatandaş duyması, öyle bir niyetim hiç yok. Siz geldiniz, temiz siyasetin içine geldiniz. Beraber bizim yanlışımız olabilir, hatamız da olabilir, eksiğimiz de olabilir. Rahatlıkla söyleyin. Biz hatadan ders çıkarmasını bilen insanlarız. Hata insana özgü bir kavramdır canlılar içinde. Çünkü Yüce Yaradan diyor ki aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklımızı kullandığımız zaman hatalardan arı olabiliriz. Ama sonuçta hepimiz insanız. Yanlışımız da olabilir, eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp aynı hatayı tekrar etmemektir. Partiye katılım konusunda hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize şükran borçluyum. Hepimizin sorumluluğu var. Her birimizin tek tek sandığa giderken sorumluluğu var. Ben hep şunu söylüyorum vatandaşlara. Ben size illa gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin diye bir çağrıda bulunmuyorum. Ama sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ülkede adalet mi istiyorsunuz? Hak mı istiyorsunuz? Hukuk mu istiyorsunuz? Gelir dağılımında eşitlik mi istiyorsunuz? Ya faize karşıyız diyorlar. Dünyanın en çok parasını faize ödüyorlar. En çok parasını. 2018'den bu yana faizcilere, yani Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen para 57 milyar dolar yani. 57 milyar dolar. Nasıl faize karşılar ben bir türlü anlamadım. Ekonomi ayrıdır, bilim ayrıdır, sanat ayrıdır, kültür ayrıdır. Çok zengin bir kültürümüz var, güzel bir coğrafyamız var. Biz eski köklerimize döndüğümüz zaman Yunus Emre'miz var, Mevlana'mız var, Hacı Bektaş-ı Veli'miz var, Erzurumlu Emrah'ımız var, Karacaoğlan'ımız var, Afşaroğlu'muz var. Ya nasıl oldu da biz bu kültürleri unuttuk? Nasıl oldu da tarihimize bu kadar yabancılaştık? Hep beraber inşallah güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz. Ayrıca şunu da unutmayın. Adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçekten de halkın partisi olmak istiyoruz. Esnafın partisi de, ev kadının partisi de, çalışan kadının partisi de, sanayicinin partisi de, çiftçinin de, işçinin de, memurun da, emeklinin de partisi olmak istiyoruz. Ve sorunlarımızı hep beraber akılcı politikalarla çözmek istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun diyorum efendim.